Merhaba arkadaşlar. Bugün size benim Kapalı Çarşı'daki bir müşterime yaptığım bir programı anlatacağım. Şimdi benim Kapalı Çarşı'daki bu müşterim şunu yapıyor. Bu Harem Altın sitesinden her gün takip ediyor. Bu siteyi takip ediyor. Bilmiyorum. Bütün Kapalı Çarşı bu siteyi takip ediyor bu arada. Buradan has altının alış ve satış fiyatını günlük sürekli kontrol ediyorlar ve o gün içerisindeki en yüksek alış ve satış fiyatına göre analiz yapıyorlar. Şimdi benden istedikleri de bu. 5 dakikada bir altının fiyatına bakmak, alış ve satış fiyatına bakmak ve bir gün içerisinde bu değerlerin en yüksek olduğu rakamları bulmak. Bununla ilgili ne yapıyor? Analiz yapıyorlar muhtemelen bununla ilgili. Çünkü bununla ilgili al sat işlemleri yapıyorlar. Benden de bunu istedi. Şimdi bu tarz siteler şöyle yapıyorlar. Bu verileri arka planda saklıyorlar. Yani siz XML metoduyla siteye ulaşıp bu verileri çekemiyorsunuz. Burada rakamlar gözükse de bakın incele dediğimizde bakın bu bir değer olarak gözüküyor. Yani siz bunun XML'ini aldığınızda şöyle yapalım. Tüm sayfa kodunu görüntüleyelim. Sayfa kaynağını görüntüle dediğinizde siz burada o rakamları göremezsiniz. Çünkü o rakamlar arka planda gizli. Hidden field deniyor buna. Yani mecburen Internet Explorer üzerinden scrape yapacağız. Bunu niye yapıyor siteler? Bir onu söyleyeyim ilk önce. Bu verileri çünkü satıyorlar. API üzerinden programlara satıyorlar. İşte günlük altın verilerini, onsunu, Amerikan dolarını, eurosunu, anlık anlık değişim datalarını sitelere, müşterilere satıyorlar. Ondan dolayı böyle sizin site üzerinden scrap yapmanızı engellemek için hidden olarak, gizli olarak koyuyorlar. Bu şekilde siz siteye bağlanıp onu çekemiyorsunuz. Mecbur scrape yapacaksınız. Scrape yaparken de nasıl bir yol izleyeceğiz? Şimdi yazdığım programı göstereyim size. Şöyle ben çektiğim verinin sırası, alış fiyatı, satış fiyatı, bir önceki güne alış ve satış değişimini bir önceki çekime göre değil, pardon. Yani bir önceki veriye göre alış ve satış, Allah Allah, değişimi, tarihi ve zamanını çekiyorum. Günlük zirvelerini de şuraya yansıtıyorum. Bu şekilde bir tasarım yaptım. Şimdi 5 dakikada bir biz veri çekeceğiz. Şimdi biz dosyayı açtığımız zaman dosya geliyor. İlk önce tamamen büyütüyor bizim dosyamızı. Bu tabii şekil için. Sonra tamamen küçültüyor. Ekranda gözüksün istemedim ben. Daha doğrusu müşteri öyle istedi. Sonra başlatıyoruz. Scrape'i başlatıyoruz. Scrap'ı başlattıktan sonra scrap başlatma şeyimiz şurada. Başlattık ya ben immediate window'una veri çekmeye şu tarihte başlayacak diye bir not düşüyorum. Bakın not düşmüş. Sonra diyorum ki bunu aynı zamanda status bar'a yani şuraya yansıtıyorum. Kullanıcı da oradan görsün diye. Ondan sonra da benim çalışacak kodumu schedule'lıyorum. Ne zamana? Run when değişkenimi atadım. 5 dakika sonrasına. Şimdi artı 5 dakika. Hangi procedure? Procedure'ın ismini sürekli her yerde yazmamak için yukarıda yazdım. Bunlar public değişkenlerim. Zaten procedure'ın ismi constant. Sabit yani her yerde bu. Procedure'ın şeyde zamanında run when değişkenini atadım. O da double. Double olmak zorunda biliyorsunuz zaten. Bir de benim ana sayfamın değişkeni WS. O da public olarak. Bir de uyuma fonksiyonunu göstermek için sleepy import ettim şeyden. Windows fonksiyonlarından. Neyse. Şurada on time dedim başlattım. Ne zaman ki şu zaman geldi 23.19'da. Tabii şu anda geçti. Ben durdurdum bilerek size göstermek için. Kod geliyor buradan başlıyor çalışmaya. Değişkenlerimiz. Internet Explorer'ımızı tanımlıyoruz. Selenium kullanıp diğer browser'lar üzerinden de yapabilirsiniz. Ama ben
O kadar uğraşmak istemedim. Selenium'u import edeceğiz falan. Zor iş onlar. Bunu Python'da da yaparız. Python'da çok kolay. Python'da bağlanıyoruz. Aynı bu şekilde bağlandığımız gibi. Sonrasında btofu sup zaten her şeyi hallediyor. Ben span id span klasına yani tag name'i span olan elementlerin hepsini btofu sup'ta ayırt edebiliyorum zaten. Neyse. Burada bir early binding yaptık. Ben tabii başlamadan önce şunları ekledim. Yani referansları ekledim çünkü late binding yapmak istemiyorum. Tam onları hep karıştırıyorum da. Neyse. İnternet kontrollerini ve HTML Object Library'i ekledim. Şurası çünkü onları eklemezsem zaten çalışmaz. Compile etmez. Şu anda tabii compile ettiğim için gerek yok. İnternet Explorer'ımızı oluşturuyoruz. Oradan gelen veriyi bir HTML objesine aktaracağız. Ve arka plandaki o span ID'deki bizim için gerekli olan gizli bilgiyi de span elementine aktaracağız. Şunları biliyorsunuz hızlı çalışması için bütün şeyleri işte hataları gösterme, ekranı dondur gibi falan şeyleri false yapıyoruz. Sonra aktif ettik. Sayfamızı ScrappingDB diye atadık. Sonra Internet Explorer'ımızı oluşturduk zaten. Neden burada set yapmadık? Şundan dolayı burada new kullandık ya. New olduğu zaman compiler şu app Internet Explorer gördüğü her noktada otomatik buraya gidip new kelimesine bakıp oluşturuyor. Bu ne instance deniyordu ya akşam vakti olduğu için biraz unuttum işin doğrusu. Öyle olduğu için burada bizim tekrardan set yapmamıza gerek yok. Zaten şunu gördüğü her yerde oluşturuyor. Sonra harem6.com'a navigate ediyoruz. Gizli arka planda yapsın. Siteye yüklenene kadar beklesin. Ve dokümanımızdaki HTML kodumuzu HTML doc değişkenimize atıyoruz. Bir saniye bekletiyoruz Windows'umuzu. Bu önemli. Yani bu bekletme garanti gibi bulunsun. Sonra bizim elementlerimizin ID'sine bakıyoruz. Bunu zaten şurada görmüştük. Bakın alış genel altın, diğer de alış genel. Satış genel altın diye de. Yaptığımız zaman bunların ikisini ben span element olarak tanımladığım değişkeni atıyorum. HTML 9 üzerinden. Sonra şimdi buraya kadar yaptık. Buradan sonra esas bizim kritik noktamız geliyor. Biz bunun da içinde ekrana yansıtılmayan hidden field'ı inner HTML özelliğiyle alıyoruz. Yani bizim alış elementimiz bir span, bir element, bir değer değil. Ama bunun içindeki HTML'i sayfaya hani göstermiyordu ya, XML ile çekemiyorduk ya. Buradan scrap edip alıyoruz. Ondan sonra zaten işimiz bitti. Sonra Internet Explorer'ımızı kapatıyoruz. Geliyoruz bu verileri biz sayfamıza şuraya yazıyoruz. Yazdık mı? Yazdıktan sonra başarıyla tamamlandı diye ekrana yaz, işte status bar'a yazdırıyoruz. Sonra ben bunun içinden günlük en yükseği bulmam lazım. Yani yeni gelen veri var ya, benim için en yüksek mi? Burada da onun kodu var. Burada da ilk önce son satırımıza bakıyoruz. Yani diyoruz ki yeni bir güne mi başladık? Şuraya bakıyoruz. Burası 7. Burası da 7. O zaman diyoruz aynı günün içindeyiz. O zaman değerleri karşılaştıralım. Aynı günün içinde değilsek hiç karşılaştırmadan bir alt satıra inip yazıyoruz. Aynı günün içindeysek bunu atlıyor. Otomatik aşağı satıra geçiyor. Bir önceki günün başladığı noktaya kadar buluyor. Oradan son satıra kadar tek tek loop'la kontrol ediyor. Ve ben sıfırdan başlatıyorum. Yani benim için şu mesela 5 satır var diyelim burada. Tek tek bakıyor. Bu sıfırdan büyük mü? Büyük. Artık maksimum bu.
Buna geliyor. Bu bundan büyük mü? Büyükse bunu atıyor. Değilse şunda kalıyor. Yani tek tek kontrol ediyor. Eğer daha büyüğünü bulursa bunu gidiyor VSP. Yani benim günlük zirvelerime bir sonraki günse alt satıra, aynı gün içinde ise üstüne yazıyor ve benim için günlük zirveyi buluyor. Sonra tekrardan şuraya geliyor, save'liyor. Bunları aktif hale getiriyor. Bütün elementlerimizi nothing'e çeviriyor. Çünkü bu önemli bir şey. Bazen çünkü sapıtabiliyor VBA editörü, pardon compiler'ı. Sonra tekrardan kendini çağırıyor. Kendi ne zamanda? Şu an artı 5 dakika. Yani işlemi yaptıktan sonra 5 dakikası için bir daha kendini zamanlıyor. Burada esas olay bu zamanlamayı kapatmak. Çünkü Excel kapalı olsa da bu çalışıyor. Zamanlama vakti geldiğinde Excel dosyayı açıyor, çalışıyor. Bunu istemiyoruz. Kapatmak için de schedule'ımızı false'a çeviriyoruz. Bunu da dosyamızı kapatırken yapıyoruz. Dosyamızı kapatırken herhangi bir hata var mı diye kontrol ediyoruz. Hata varsa, yani şu verilerden herhangi birini eksik çekmişse bu satırın tamamını siliyor. Görüldüğü üzere siliyor. Ondan sonra status barımızı false'a çeviriyor, orijinalini çeviriyor, save'leyip kapatıyor. Yani 5 dakikada biz bir veri çekiyoruz biz. Bu sayede böyle aşağıya doğru günlük 5 dakikada bir verileri çekiyor. O gün içerisindeki en yüksek veriyi de geliyor buraya atıyor. Yeni güne geçtiğinde en yüksek veriyi bir aşağıya atıyor. Bu şekilde takip ettikleri bizim API'ye gerek kalmadan, yani ücret ödemeye gerek kalmadan scrap yapmamızı sağlayan bir kod bu. Bu tarz işlemler yapabilirsiniz bu arada Excel ile. Bunu Python'la da yapabilirsiniz. C# da yapabilirsiniz. Bütün şeyle yapabilirsiniz. Ama böyle 2 dakika hemen Excel üzerinde yapma şansımız var. Yani Excel bunun için, VBA bunun için yeterli bir ortam. Arkadaşlar size VBA için güçsüz bir dil diyebilirler. Ya bir tek Excel'de kullanıyor diyebilirler. Hayır, bir sürü şey yapılabiliyor gördüğünüz üzere. Bu programla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ben bu programı bugün itibariyle müşterime sattım. O da kullanmaya başladı. Bunun mobil için tabii farklı bir dile yazmaya da başlayacağız. Mobilde de istiyor çünkü aynı veriyi. Ya da buna bir Outlook üzerinden bildirim. İşte en yüksek şey değiştiğinde otomatik mail atacak şekilde programlama. O zaten çok kolay. Onu yaparız. Yapacağım yani. Belki o kodu sizinle yazarım. Bu arada söylemek istediğim şey var. İTÜ rektörüyle geçen hafta beraberdim. Evet, geçen haftaydı. Sağ olsun anlaştık kendisiyle. İTÜ'de eğitimlerimiz başlayacak. İTÜ Kıbrıs'ta başlayacak. Birkaç üniversitede daha başlayacak. İnşallah onları da size haber vereceğim. Bu eğitimlere katılabilirsiniz. Program yazdırmak isteyen benle şey yapabilir. Yani arkadaşlar bu arada üzülerek söylüyorum. Yani bana günde 100'den fazla mail geliyor. Ben hepinize yardım edemiyorum. Zaten kimse alınmasın ama bazı insana da çok suistimal ediyor bu durumu. Ondan dolayı danışmanlık gibi yardım ediyorum. Ama elimden geldiği kadarıyla hepinize yardımcı olmaya çalışıyorum. Hepinizin güzel projeleri var. Güzel şeyler olacak inşallah. Dediğim gibi özel derslerimiz devam ediyor. Kurumsal derslerimiz devam ediyor. Üniversite derslerimiz başladı. Program yazdırmak isteyenlere yazdırıyoruz. Geçen Erkan Bey mesela, o da izleyenler arasında muhtemelen bu videoyu izleyecek. Yani günde 1500 tane mail geliyor. Mail miydi? Yani 1500'e yakın fotoğraf var. Hepsini arşivliyordu. Benim mesela bir önceki Outlook otomasyonu programı sayesinde şu anda o düştü 5 dakikaya. Yani bir gün uğraştığı şeyi artık 5 dakikada yapıyor Erkan Bey. Belki bu videonun altına da yorum yapar izlediyse. Bununki gibi yapılacak otomasyon çok iş var.
Ben size bunları elimden geldiğince öğretmeye çalışacağım. Öğretemediğim yerde isteyenlere program yazarak yardım etmeye çalışacağım. Umarım herkes iş hayatında bunları kullanarak iş hayatında verimli, otomasyona dayalı bir şekilde çalışır diye düşünüyorum. Herkese iyi geceler diliyorum.